9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı sayfa 117 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı cevapları. Sayfa 117 Halk Hikayesi. Halk topluluğu önünde, hikayeci aşıklar tarafından söylenen, nesir ve nazım karışık hikaye çeşidi. Yazarları belli olmayan bu hikayelerin çoğunun konusu Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Aşık Garip'te olduğu gibi sevgidir. Köroğlu gibi kahramanlık hikayeleri de vardır. Halk hikayelerinde mensur kısımlar taklitler ve jestlerle, manzum kısımlar ise saz çalarak söylenir. Bu hikayelerde de olağanüstü olaylara çok yer verilmiştir. Halk hikayesi, destan çağları geçtikten sonra eski destanların yerini tutmuştu. Bugün ise modern romanla tiyatro ve sinema halk hikayesinin yerini almıştır. Meddah, medyedici, övücü. Taklitler yapıp hoş hikayeler anlatarak halkı eğlendiren sanatçı. Türk halk zekasının ve halkın hikayeleri karikatürize ederek yaratıp anlatma yetisinin büyük sanatlarından biri olan meddahlık, yüzyıllar boyu yaşamış, Türk halkı arasında çok büyük ilgi görmüştür. Meddahlık için tek adamlı tiyatro diyebiliriz. Meddah tiyatronun bütün şahıslarını varlığında birleştiren bir aktördür. Yüksekçe bir yerde oturarak, bir hikayeyi başından sonuna kadar, her şahsı şivelerine göre konuşturarak anlatır. Perdesi, sahnesi, dekoru, elbiseleri, şahısları bulunmayan bu tiyatronun her şeyi meddah denilen o tek adamın zekasına, bilgisine, söz söylemekteki başarısına bağlıdır. Meddahların çoğu şu klasikleşmiş beyitle hikayelerine başlıyorlardı. Meddah, anlatacağı hikayeye girmeden önce, "Hak dostum hak," diyerek çoğunlukla şu beyti okur. Söyledikçe sergüzeşti verir bezme letafet dinle indi bendeci cizden bir hoş hikayet. Yukarıda meddahlık geleneği ve halk hikayesi ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu açıklamaları okuduktan sonra bu konuda hazırlanmış bir video izleyiniz. Cevap, videoyu izlemeniz gerekmektedir. Okuduğunuz hikayelerden, forsa, uzun hikaye, birini değerlendiren bir konuşma yapınız. Konuşmalarınızda vurgu ve tonlamaya dikkat ediniz. Cevap, forsa hakkında forsa okuduğum metinler içinde beni en duygulandıran metin oldu. Çünkü bir insanın özgürlüğünü kaybetse de yıllarca vatanından sürgün yaşasa da yine de yüreğindeki umudu öldürmediğini bana öğretmesi eşsiz bir deneyim idi. Kendimi onun yerine koydum fark ettim ki aslında hepimiz hayat içinde kendi içine mahkum birer forsayız. 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı sayfa 117 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.